Mutfakta Hilal Bara, mutfağıma hoş geldin. Bugün seninle beraber kakaolu fındıklı kekimi yapacağım. Kekimiz rafine şekersiz ve glutensiz olacak. Glutensiz olması için normal un yerine kara buğday unu ve fındık unu, rafine şekersiz olması için ise normal şeker yerine dut kurusu, Hindistan cevizi şekeri ve bulgur özü üçlüsünü kullanacağım. Eğer buzdolabından çıkarır çıkarmaz soğuk olarak kullanırsan kek kabarmaz, haberin olsun. Şimdi bir bilgi daha vereceğim. Normalde kek yaparken süt kullanılır ama ben süt yerine kefir kullanacağım. Kefir kullanınca kek hem daha lezzetli hem daha sağlıklı oluyor. Ve diğer malzemelerimiz zeytinyağı, sade yağ, karbonat, vanilya ekstratı, kakao, karnıyarık otu tozu ve süslemek için de organik iç fındık. Şimdi keki yapmaya başlıyorum. 3 yumurtayı kırıp içine sırasıyla Hindistan cevizi şekeri, dut kurusu ve hurma özünü ekleyeceğim. Güzelce çırpacağım. Bir bardağı Hindistan cevizi şekeri, iki yemek kaşığı dut kurusu tozu, ve 3 yemek kaşığı hurma özü. Fındık unu, iki bardak kara buğday unu, çay kaşığı karbonat ve karbonatın üstüne 5-6 damla limon. Bunlar glutensiz olduğu için de bir dolu çay kaşığı karnıyarık otu tozu. Yarım su bardağı zeytinyağı. İki dolu yemek kaşığı sade yağ. Damla vanilya ekstratı. Ve son olarak kakao. Kakao senin damak zevkine göre 3 ya da 4 yemek kaşığı olabilir.
plastik küçük kek kalıpları var. Sen istersen tek büyük bir kek kalıbında da pişirebilirsin. Parmak kadar boşluk bırakalım. Çünkü pişerken kek kabaracak. Derece fırında 25-30 dakika kadar pişecek. Ben de sana çok sevdiğim bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Magda Szabo'nun Kapı adlı kitabı. Kim yalnız değil ki, bilmek isterdi doğrusu. Hatta biriyle birlikte yaşayanlar bile yalnız. Sadece yalnız olduklarının bilincinde değiller, o kadar. Kitabın kahramanı Emre'yi tanımanı çok isterim. Onun sıcak, güven dolu sevgisi eminim sende de izler bırakacak. Evet, keklerimiz pişti. Bu lezzetli keklerin tadına doyamayacaksın. Şimdiden afiyet olsun, hoşça kal.